Evet değerli Yani. arkadaşlar, hepiniz bir Poseidon felsefe fenerinin Spinoza ve etikasını konuşacağımız yeni toplantısına hoş geldiniz. Sizlerle her hafta olmak çok güzel. Kayıt alıyoruz bildiğiniz gibi. Onay verdiğinizi düşünüyoruz. Toplantı boyunca mikrofonlarınızı kapalı tutarsanız söz almak istediğinizde el kaldırma yöntemini kullanır. Konuşmanız bittiğinde tekrar mikrofonunuzu kapatırsanız çok seviniriz. Ben yine sözü hiç uzatmadan sevgili Levent'e devretmek istiyorum. Buyur Levent'ciğim. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Spinoza'nın etikasını konuşacağız bugün. En son Descartes konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Descartes'in felsefesinin ve etiğinin önemli problemlerinden bir tanesi, bedenle ruh arasındaki ilişkiyi çok tatmin edici bir şekilde açıklayamamasıydı. Bu problem biliyorsunuz, çözülemeyen problemler bir sonraki kuşağa devrediliyor. Spinoza'nın felsefesinde bu sorunu nasıl ele aldığına dair yaklaşımını göreceğiz. Çünkü onun ahlak anlayışında bu önemli olacak. Bunun dışında da Spinoza'nın belli açılardan Descartes'in düşüncelerinin tam tersine yönelimleri olsa da ana eksende Kartezyen, yani Descartes'in yolunu izleyen bir filozof olduğunu söyleyebiliriz. Ne açıdan benzerlikler var? Descartes'in artık bir şeyleri matematiksel kesin bir mantıksal çıkarımın imkanıyla temellendirme arzusu Spinoza'da en üst aşamasına geliyor. Tıpkı Öklid'in elementlerinde olduğu gibi aksiyomlardan sonuçlara doğru, sonuç önermelerine doğru bir çıkarım var. Çok ilginç, Spinoza bütün felsefesini etika diye adlandırıyor. Yani ontoloji ve epistemoloji de etiğe dahil diye düşünebiliriz. Çünkü tamamen yekpare bir sistem var karşımızda. Daha önceki ontoloji ve epistemoloji bölümlerinde konuştuklarımızı mümkün olduğunca tekrarlamayarak, ama Spinoza için bütün varlık aleminin, bütün evrenin hepsinin zorunlu olarak tek bir varlık olduğunu, buna ister doğa diyelim, ister Tanrı diyelim, aynı şeyin farklı paralel yönlerini kastetmiş olacağımızı söylüyor Spinoza. Hani Descartes'in devrettiği problem demiştim ya, doyurucu bir açıklama veremediği, düşünceyle uzam, bedenle zihin arasındaki ilişki. Aslında Spinoza'da da tuhaf bir şekilde beklediğimizin dışında bir bağlamda çözülüyor. Bu ikisi de aslında varlığın farklı özellikleri, birbirine indirgenemeyen özellikleri. Yani düşünceyi maddi bir temelde, maddeyi de düşünsel bir temelde açıklamak mümkün değil. Beden zihin probleminden bahsediyordum değil mi en son? Evet. Evet. Uzam, yani extension, yani boyutsallık ile düşünce birbirine indirgenemeyen özellikler, atribüler. Dolayısıyla hani bu açıdan bakılsa, iyi de bu Descartes'in söylediğinden hangi açıdan farklı diye düşünülebilir. Ancak Spinoza'nın sistemini bütünlüğünde ikinci bir görürüz. Pek çok açıdan. Dolayısıyla hem uzam,
Yani insan için konuşursak ya da zihin aynı varlığın paralel özellikleri. Şimdi kopuş noktası, yani Kartezyen ana yoldan Spinoza sapağı özgür iradenin olmamasında açığa çıkıyor. Descartes'te biliyorsunuz özgür irade denen, neredeyse Tanrı kadar özgürüz, her şeyi isteyebiliriz, düşünebiliriz diyen bir özne vardı. Spinoza ise tek bir varlığın bir yönü olan insan, doğanın dışında bir belirlenime sahip değildir. Dolayısıyla doğa yasaları, nasıl doğal olayları belirli bir belirlenim, belirli bir determinizm içerisinde ortaya koyuyorsa, insan da buna dahildir. Spinoza'nın söylediği gibi söylersek, krallık içinde ayrı bir krallık yoktur. İnsan kendini ne zannederse zannetsin, aslında bu sistemin içindeki çark diyeceğim ama yanlış anlaşılacak bir çağrışım olacak çark dediğimin parçalardan biridir. Dolayısıyla hani hepimiz yıldız tozuyuz tadında bir şey söylüyor. Hepimiz aslında evrenin kendini farklı bir şey zanneden ama öyle olmayan bir parçasıyız Spinoza'nın bakışına göre. Şimdi burada özgür iradeye bir kuyruklu yıldızın iradesi ne kadar özgürse bizim irademiz de o kadar özgür. Onun ötesi de Spinoza'ya göre kuyruklu yalan. Yok öyle bir şey diyor. Özgür iradenin insanın da doğanın bir parçası olması dolayısıyla insan doğa kadar özgür ya da doğa kadar belirlenimli diye yorumlayabiliriz. Yalnız insanın onu doğadan koparacak şeyler değil şu söyleyeceğim ama insanın bazı farklı özellikleri nedeniyle arzulayabilmesi ve kendi düşünceleri üzerinde operasyon yapabilmesi, yani bir kurgusal yönü nedeniyle daha sonra kendine belki yabancılaşma falan diyeceğimiz daha sonraki filozoflarda bir kavramın ön nüvesini görüyoruz. İnsanın kendi zihnini arzuları, tutkularıyla o doğanın bir parçası olan onunla uyumlu halden alıkoyabileceği, determinist gidişatın dışına kendisini zorlayabileceği bir yönün altını çiziyor. Yani bir sınır dahilinde özgür irade değil ama bir özgür iradecik gibi bir şey var. O da daha çok bozulma tarzında. Yani tutkuların, arzuların insanı kendisi hakkında farklı bir şey hissedip, kendisini farklı ve özel bir varlık olarak hissedip, o natürel doğal gidişatını kendi eliyle akamete uğratması şeklinde bir tür ters bir özgür irade. Belirlenimli bir sistem iradenin varlığından bahsetmiş oldum. Bunu bu nasıl oluyor diye bir haklı olarak soru haline getirirseniz bu soruya doyurucu bir yanıt veremeyebilirim. Çünkü burası oldukça sıkıntılı bir noktası Spinoza'nın. Yani determinist sisteme sahip olan iradeye yer açma çabaları trajik oluyor. Biraz sıkıntılı oluyor. Onun da bu sorunu belki daha sonraki filozoflara devredilecek. Ama size bu sorunun kaynağına dair belki bir arka plan sunabilirim.
Spinoza'nın Kartezyen olduğunu söylemiştik. Yani Descartes'ci ana eksen üzerinde yer aldığını söylemiştik. Ama onda Stoacı ve Epikürcü damarlar da var. Yani Spinozacılığı besleyen Stoacı ve Epikürcü etikte pek çok yerde kendini gösteriyor. Özellikle Epikürcülüğe vurgu yapmak istiyorum. Epikürcülük, yani Demokritos tarafından oluşturulan atomcu okul, determinist bir okul. Her şey atomlar, atomların kombinasyonları, atomların büyüklükleri ve atomların yan yana gelişleriyle olur. Özgür iradeye yer açmak konusunda belli sıkıntılar yaşayan bir felsefe okuluydu. İşte atomlar arada yollarından sapıyorlar da işte şöyle oluyor falan diye, hani böyle bir kaşınız kalkık, ha öyle mi falan diye dinliyorsunuz ister istemez. Yani determinist sistemlerin özgür iradeye kendi bünyelerinde herhangi bir o sistematik felsefelerine zarar vermeden yer açmaları genel olarak bir soru. Dolayısıyla Epikürcülükten gelen bir determinizm olabilir mi diye de bir vurgu yapmış olayım. Tabii determinizm Epikürcülükten mi geldi? Bunu kesin söylemek zor olsa bile şunun Epikürcülükten geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Epikürcülükle ilgili kısımda şu çok açık. Spinoza mutlak anlamda iyi ve kötünün olduğunu söylemez. Ancak herhangi bir anlamda relatif olarak, mesela bizim için iyi olan bir şeyin ya da bizim için kötü olan bir şeyin aslında verdiği haz ya da acı ile anlaşılabileceğini söyler. Bu haz acı ikilemi Epikürcü bir çift. Yani vücudunuz size aslında yaptığınız işin iyi mi kötü mü etik anlamda da bedensel anlamda da fiziksel anlamda da mahiyeti hakkında bilgi verir diye düşünürler. Hani yanlış bir yemek yediğinizde nasıl bir hazımsızlık yaşıyorsanız, yanlış bir şey yaptığınızda nasıl bir vicdan azabı duyuyorsanız, insanın kendisine odaklanması ve yaptığından aldığı feedback'i değerlendirmesinin bir tür kılavuz olabileceğini iddia eder Epikürcüler. Bu görüşe biz Spinoza'da da rastlıyoruz. Yani rastlıyoruz değil, olduğu gibi benimsendiğini görüyoruz. Ancak Spinoza'yı özgün kılan yönlerden bir tanesi de belki de Nietzsche'nin bir habercisi olan yönü diyeyim. Ahlaki anlamda iyi ve kötünün mutlak olmadığı fikridir. Ancak bir ilişkiler ağı dolayımıyla iyi ya da kötü değerlendirilebilir. Aklınıza şu sahneyi getirin. Spinoza'nın ahlakıyla ilgili bir değerlendirmede. Bir karikatürden bahsedeceğim. Örümcek ağına yakalanmış bir sinek var. Örümcek de sineğe doğru yaklaşıyor zevkle. Sineğin dua ettiğini görüyor. Ve örümcek şöyle sesleniyor sineğe. Seni kurtarması için dua ettiğin Tanrı, benim öğle yemeğimi verdiği için şükrettiğim Tanrı'yla aynı Tanrı mı diye soruyor sineğe. Yani birisi için kötü olan, birisi için son olan, trajik olan bir başkası için iyi olabiliyor. Burada aslında kendi başına mutlak, kendi başına kötü ya da kendi başına iyi yok. Ancak gene de bir kılavuz var. O kılavuz da bir şeyin yararlı olup olmaması fikri.
yararlılık ahlaki bir kriter olarak aklımıza faydacı ahlak anlayışını, utilitarian ahlak anlayışını doğal olarak getirecektir. Bu da çok doğal çünkü Spinoza'da böyle bir utilitarian, yani bir şey faydalıysa iyidir. Yani relatif bir zeminde konuşuyoruz ama iki göreli iyiden hangisi daha iyidir gibi bir durumla karşılaştığımızda böyle bir seçim yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Neler özgün? Hani hangi Spinoza'nın etiğinin bize bıraktığı miras nedir diye sorgularsak, öncelikle insanın doğal bir varlık olarak ele alınması ve bir sürü sahte problemin ortadan kalkması Spinoza'nın etiğinin çok önemli bir başarısı. Yani insanı işte yaratılanların en şereflisi, her şey bizim için yaratılmış, doğa bizim için gibi, o hani krallık içinde kendini ayrı bir krallık zanneden, çok özel bir yeri olduğunu zanneden insanı aslında doğanın uyumlu bir parçası olmaya davet etmesi, ki bugün de bu anlayışın hala, hatta giderek kuvvetlenerek var olduğunu biliyoruz. Descartes'ta insan dışındaki canlılar, hayvanlar, bunların hepsine bir otomat makine gibi yaklaşıldığını hatırlarsak, Spinoza bu açıdan doğayla birlikte, doğayla uyum, doğayla iç içelik ve onun ayrılmaz bir parçası olmak anlamında daha çağdaş, daha bugünü esinleyen düşüncelerin öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında bir pragmatik yönü de var Spinozacılığın. O da örneğin Spinoza'nın panteist yönünü, yani bütün kainatı Tanrı ile özdeşleştiren yönünü biliyoruz. Ama dinlerin var olması, dinlerin birer sosyal kurumlar olarak varlığı Spinoza'yı bırakın rahatsız etmeyi, gerekli iyi bir şey olarak değerlendirmesi söz konusudur. Yani Spinoza dinleri, yani tüm dinleri, sadece semavi dinleri de değil, toplumu organize eden, toplumun kontrol edilebilir ve irrasyonel taraflarının törpülenmesinde işleve sahip kurumlar olarak görüyor. Her ne kadar bunda ne kadar haklı olduğunu bilemiyoruz ama hani şu klasik yaklaşım vardır ya, işte hani halk için din lazımdır. Entelektüel için değil, ama yoksa bunlar zıvanadan çıkarlar. Bu kadar hani kaba saba haliyle olmasa da bir nizam getiricilik olarak, bir kurum olarak dinlerle böyle pragmatik ve utilitarian, yani faydaları olduğu için destekleme şeklinde bir yaklaşımı var. İsterseniz aklınıza gelen sorular ya da katkılar varsa bir size dönelim. Belki sohbeti daha farklı bir kanala da sokabilir sizlerin soruları. Yusuf Bey. İyi akşamlar. Soru için teşekkür ederiz. Katkıları için de, emeği için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten Spinoza hala 21. yüzyılda hala konuştuğumuz bir çok önemli bir filozof olduğunu düşünüyorum. Etika gibi bir eser 500 yıl önce çok kısa yaşam zamanı içinde
çok büyük bir emekle, çok büyük zorlukla yazmış olduğu bir eser olduğunu düşünüyorum. Tabii Descartes sonrası özellikle modernist ve rasyonalist çok önemli bir felsefeci Spinoza. O dönemde gerçekten birçok Aristotelesçi ve skolastik bir Hristiyan bir doktrinin üzerine akılcılık felsefesini büyük bir cesaretle etikayı yazmış olduğunu bu zaman bile görebiliyoruz. Hakikaten bugün de bile bu tip değerleri ve şeyleri çok zor eleştiri yapabiliyoruz. Tabii Spinoza o dönemde hakikaten bu eseri yazmış olması çok büyük bir cesaret olduğunu düşünüyorum. Her şey zor o dönemde. Tabii gelmiş olduğu, yaşamış olduğu bir İspanya'dan sonraki Hollanda'ya göçü de bunda çok büyük bir etken. Yahudilik bir geçmişi de bunda bir şeyi var. Tabii o dönemde herem dediğimiz bir Yahudilikten atılmış olması da belki Spinoza'yı bir özgürleştirmiş olabileceğini de düşünüyorum bu anlamda. Ve etikayı da belki o zaman bugün bile tanımlamış olduğumuz geometrik yöntemle kanıtlanmış etik diyoruz. Ve 5 bölümde inceliyoruz etikayı. Ben bunu bir aslında ne kadar insan merkezli olmasa da insanı odaklı değil ama insanı anlatabilen, yani doğanın içinde insanı nasıl adapte edebiliriz aslında Spinoza'nın belki de hedefi odur. Tabii Tanrı ile başlıyor. Tanrı'nın tanımıyla başlıyor. Hani kauza sui ile başlıyor. Kendi kendinin nedeni. En büyük sorgular belki. Hani belki filozofların tüm dönemlerdeki en büyük zahafı belki o. Tanrı ne için? Bu çok zor bir soru. Var ya da yok önemli değil. Hani bunda tartışmak önemli değil. Ne kadar da olsa Spinoza'nın etikasında Tanrı, töz, ruh o kadar çok geçiyor ki ama ben gerçekten Spinoza'nın etikasındaki Tanrı kavramındaki ne kadar ruh, töz, Tanrı diye geçiyor olsa da ben bunun tamamen panteist, bir materyalist bir felsefe içerisinde olmuş olabileceğini düşünmekle beraber hala 21. yüzyılda da ben bunun bir yaşam olduğunu düşünüyorum. Yani döngüsel, hiç bitmeyen, sürekli ezeli, ebedi, var olan, var olmayan, zamansız bir yaşam olayını Spinoza'nın 500 yıl önceden çok güzel tanımlamış olduğunu düşünüyorum. Tabii ondan sonra çok güzel, hakikaten ikinci biraz belki şey yapabilirim ama zihinle bir zihine geçiyor. Zihin nedir? Hakikaten burada şey çok önemli bence. Spinoza bence duygular da tamamen maddesel olduğunu düşünüyorum. Yani biz neyle karşılaşırsak onunla etkileşiyoruz. Yani duygular da öyle oluşuyor. Böylece bir insanın kimle, nasıl, yani tamamen doğanın mevcut olan fiziksel yasaları içerisinde aşkın olmayan, aşkın dediğimiz bizi aşmayan, Spinoza'nın da çok güzel tanımladığı içkin bir tanrı anlayışı. İçkin dediğimiz içerisinde olan, yani taşmayan, tamamen doğanın içinde tanımlanan bir tanrı olduğunu düşünürsek, şu anki mevcut olan modern fizik yasaları içinde Einstein'ın da ve modern fizik kuramında ben Einstein'ın tanrısına inanıyorum dediğinde aslında mevcut olan fizik yasaları uyarınca ki tanrısı anlamına gelmekte olduğunu düşünüyorum. Ve böylece tabii burada bir beden var. Hani bu beden nedir? Beden karşılaştıkça anlıyor bir şeyleri. Biz hakikaten Kant'ın da birçok felsefenince acaba bilgiler bizde var mıydı yok muydu onu bilemiyoruz ama Spinoza bunu çok güzel anlatıyor. Beden karşılaştıkça duyguları anlayabiliyor. Duygular çok önemli. Burada iki etkenle çok güzel tanımlamış. Sevinç ve keder. Eğer bedenin eyleme gücünü arttıran bir olay varsa, yani duygu varsa buna sevinç diyor. Bedenin eyleme gücünü azaltan bir şey varsa da buna hüzün diyor. Gerçekten madalyonun iki yüzü. Sevinç ve keder içinde gidip geliyoruz. Ama iki duygu arasında da birçok fraksiyon adı altında
sevinç ve keder duygularını Spinoza çok güzel tanımlamış. Başka hiçbir duygu yok aslında. Sevinçin içindeyiz, kederin içindeyiz. Bu çok önemli. Bunun içine gidip geliyoruz. Ama tabii bunun arasında da ortada çok güzel bir arzudan bahsediyor. Arzu, var olmanın özü diyor. Alo. Pardon. Toparlayabilirseniz. Tabii toparlamak istiyorum. Çok bir şey gelip. Tabii Spinoza insan özgürlüğü, insan esaretine de geliyor. Ama bu, tabii burada etikada ben çok kendimce yıllardır bunun içindeyim. Hakikaten ben çok özümsemeye çalışıyorum ama hala anlamadım. Mesela bu kadar zamanında liberal, demokratik bir ortamda olmuş olmasına rağmen politik incelemesinde kadına yer vermemesi, hayvan hakları konusunda da çok daha bir şey değer vermesi konusunda Spinoza'yı anlamış değilim ama bazen bir yüzyıllarda bu tip değerlerde bazen kavram kargaşası olabileceğini düşünüyorum. Tabi burada bilgiler de var. Spinoza'nın sezgisel bilgisini anlamış değilim, idrak edebilmiş değiliz. Belki onun için hakikaten çok ciddi bir eğitim de gerekli. Kısa bir zaman zarfı içinde Spinoza'yı anlamak çok zor. Hakikaten ben şunu diyorum, çok en üstte olması gereken aklı üste koymuş, duygu ve tutkuları da çok iyi dizginlemek gerekli olduğunu sürekli söylemiş bir filozoftur. Hala okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu kadar diyeceğim ama daha aslında konuşmam gereken çok şey var ama çok teşekkür çok ediyorum sizler için. Çok güzel katkılardı. Seminer içinde seminere dönüştü. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkür. Teşekkürler. Gerçekten ben de aynı fikirdeyim. Söylediklerinizin çok bölümüne katılıyorum. Bir tek ruh kavramını bilerek özellikle kullanmıyor. Yani daha çok düşünce olarak formüle ediyor. Tabii o acı ve haz, keder ve hüzün olarak da o ikili öyle formüle de edilebilir. Ancak sizin vurgunuzla ben de tekrar odaklanma ihtiyacı duyuyorum. Descartes'taki sezgi yüksek bir kavrayış imkanı sağlayan, hatta bir arkadaş yakin bilgi diyebilir miyiz demişti. Evet, öyle apaçık bir kavrayış sağlayan bir bilgi iken Spinoza'da sezgi daha alt seviyede. Yani rasyonel düşünce en üst seviyede ve onun kılavuzluğu bizi daha mutlu, daha doyurucu bir yaşama götürebilir. Kadın konusuyla ilgili hani düşüncelerimi söyleyebilirim Spinoza'da. Filozofların pek çok ilerici, pek çok tatmin edici görüşleri yanında kadın konusunda bizi bazen çok şaşırtan görüşleri olabiliyor. Bunun için benim açıklamam, eğer deskriptif olarak, betimleyici olarak bakıyorlarsa, böyle baktıklarında var olanı tasvir ediyorlar. Yani içinde yaşadıkları ortamda öne çıkan, yol açan kadın figürleri azsa bunun, bu paradigmanın etkisi altında kalıyorlar. Eğer deskriptif değil de olması gereken, daha böyle preskriptif, daha ne diyelim, daha deontolojik bir yaklaşımları olduğunda da bizim bugünkü çağdaş düşünce beklentilerimizi karşılayabiliyorlar. Aslında Spinoza'nın beslendiği Stoacı kaynak kadın ve erkek arasında herhangi bir eşitlik olup olmadığı sorununu bile tartışmaz. Yani onu doğru yola götürebilecek bir kaynak. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Coşkun Bey, buyurun.
Bir yanlışlık oldu galiba. Ben söz istememiştim ama öyle bir mi? Şey söylemek istiyorum şimdi. Levent Bey'in sunumuna özgür iradeyle başlaması çok hoşuma gitti. Biz çünkü bir arkadaş grubunda epey bir tartıştık, bunu çözememiştik. Şu anda da çözülmüş değil belki ama epey bir aydınlatıcı oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özür dilerim. Coşkun Bey, ben öyle zannettim sizi. Tamam, bir başka arkadaşımızdı, ben onu hatırlayamadım o zaman. Kendisini de söyleyebilirim. Güzel bir katkı almış olduk. Teşekkürler. Evet. Alev buyurun. Ben bey ve bayanları kullanmıyoruz. Yeni feminist bir gruptayım. bunu çok ünvan gibi görüyorlar. O yüzden özür dileyerek yaşınız benden büyük de olsa, küçük de olsa isminizle hitap edeceğim. Alışkanlığımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Evet, en iyisi bence de. Buyur Alevciğim. Benim sorum şöyle. Spinoza'nın determinizmi ya da determinizm anlayışı, insanın davranışlarının sonuçlarına katlanma ya da sonuçlarından sorumlu olma konusunda tahminen ne söylerdi? İkinci sorum da şu, upuygun fikirlere göre yaşama ya da yaşamama bir seçim değil midir? Evet, en zor alandan gelen sorular bunlar. Şimdi, Spinoza'nın fikirlerini, özgür iradeyle fikirlerini anlamakta ben kendi kullandığım analojimi, yöntemimi sizinle paylaşayım. Size de ışık tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Çağ olarak, tarih olarak daha ilerideki deterministlerin, örneğin Marksist determinizmin, Engels'in özgürlükle ilgili fikrini paylaşayım. Özgürlük zorunluluğun bilincinde olmaktır diye formüle edilir. Şimdi ben bu fikrin aslında katıksız bir Spinozacı fikir olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz akışın, gidişatın farkında olabilirsiniz, bunu kavramış olabilirsiniz, kavramamış olabilirsiniz. Eğer kavruyorsanız buna uygun hareket etme, daha doğrusu buna uygun hareket etmekten vazgeçmeme, yani bunun aksine çabalamama, bu akışla senkronize olma gibi bir yolu seçebilirsiniz. Aslında yine daha sonra çıkan bir başka yabancılaşma kavramını kullanarak da aynı şeyi ifade edebilirim. Sürece yabancılaşmadan, başka aktörler, başka agency'ler devreye sokmadan o akışı, o olan biteni olduğu gibi kavradığınızda, hani aslında tutkuları, duyguları çok işe karıştırmadığınızda gelen bir özgürlük alanı var. Burada olan bitenden dolayı insanların sorumlu tutulması, yapıp etmelerinden dolayı aslında yine sınırlı bir role sahip diye düşünüyorum. Çünkü hani dinler için faydalı kurumlar diyor demiştim ya Spinoza. Faydalarından bir tanesi de insanlara sorumluluk atfetmesi. Ama aynı zamanda dinler için de bunlar kurgudur diyor. Yani birazcık toplumun ki toplumsal bir yaşam sürmemiz konusunda da son derece önemli vurguları var Spinoza'nın. Bu süreç içerisinde bizim kendimize ve evrendeki parçası olduğumuz akışa sekte vuracak fiillerimiz, eylemlerimiz bizi sorumlu kılıyor.
Onlar bizi yine sonraki bu Spinoza'da olmayan ama daha sonra olan yabancılaşma kavramını yine kullanarak söyleyeceğim aynı şeyi. Onlar bizi hataya, yabancılaşmaya, kendimizi başka bir şey zannederek gidişatı bozmaya sevk ediyor. Dolayısıyla rasyonel aparatımızdan, yani zihinsel melekeden çıkan uygun fikirler ve bunların kılavuzluğu bizim sanki bir hayatın akışını bir okyanus dalgasına benzetirseniz, insanı da onda sörf yapan bir kişiye benzetirseniz, onunla uyumlu hareket etmek, hayattaki ana dalgayla uyumlu hareket etmek, doğruyu yapmak oluyor. Eğer siz hayır ben özgürüm ve dalgaya da aldırış etmem deyip böyle varoluşçu felsefede gibi her yön ve her istikamet benim için aynı derecede mümkündür derseniz bu hayatı okuyamamak olarak değerlendirilir Spinoza'da. Dolayısıyla akıntıya karşı kürek çekmenin kötü, yanlış, eksik olduğunu, akıntıyla bir uyumlu hareketinde iyi, doğru ve uygun olduğunu söyleyebilirim. Burada bir özgürlük var mı? Var ama çok güçlü bir determinizm üzerinde bir özgürlük var. Özgürlük zorunluluğu kavramakla gündeme gelebiliyor ancak. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Teşekkür ederim hocam. Evet, aydınlatıcı oldu. Teşekkürler. Seçkin, buyur. Herkese merhaba. Spinoza ile ilgili benim gözlemlediğim bir şey var. Herkes tarafından seviliyor. Garip, enteresan bir şekilde sevilen bir filozof. Mesela aynı Bernard Russell da bunu kitabında belirtmiş. Ben bunu düşündükten sonra bu yazıyı da görünce enteresan geldi. Büyük filozofların en soylusu ve en sevimlisidir. Bernard Russell de böyle tanımlıyor. Gene o eşsiz eserinde Bernard Russell şöyle diyor. Dünyanın ve insan yaşamının yapısına mantıksal olarak apaçık aksiyonlardan türetildiğini düşünmüştüm. İki kere iki dörttür olgusunu kabul ettiğimiz gibi olaylara da aynı derecede mantıksal zorunluluğun sonucudur gözüyle bakmış. Ve şöyle bir eleştiri yapıyor. Modern mantık ve bilimsel yöntemle ulaşılamayan bu metafiziğin bütününü kabul etmek olanaksız. Felsefenin bugünlerde kabul Spinoza'nın dayandığı töz kavramı, felsefenin bugünlerde kabul ettiği fizik ve bilime sığmaz. Ben de aynı fikirdeyim. Spinoza'nın söylediği birçok doğru şeye rağmen gerçekten neden bu kadar çok sevdi çok anlamış değilim. Acaba bunda işte duygularla ilgili söylediği şeyler, keder, itaat, sevinç, neşe, hüzün gibi kavramlardan bahsetmesi mi biraz daha olayı romantikleştiriyor? Bunu öğrenmek istiyorum gerçekten. Bir reel bir zemini var, bir de bence fiktif bir zemini var. Bunlar benim düşüncelerim. Çok büyük bir mağduriyet içerisinde ayakta kalan ve hani kendi göbeğini kendi kesmiş, aforoz edilmiş, dışlanmış ama onurlu bir şekilde azla yetinerek düşünsel hayatını korumuş bir aslında bir tür entelektüel bir kahraman var karşımızda. Hani buraya odaklanmak isterseniz bu öykü etkileyici. Ama yine son derece temkinli, kendini koruyan, yazdıklarının yaratacağı tepkilerden haklı olarak çekinen ve
ölmeden önce de hiçbirini yayınlamayan da bir ne diyelim, hani Descartes'ta da bunu tartıştık ya, bir kendini sağlama alan taraf da var. Ben bunu asla yadırgamıyorum, hatta onaylıyorum. Yoksa onun fikirlerine ulaşamazdık belki. Bunun dışında Tanrı fikrini biliyorsunuz Descartes'le birlikte Tanrı hani önümüze artık çıkmayan bir ajanda ya da önümüze çıkmayan bir özne olmuştu. Vardı ama önümüze çıkmıyordu. Spinoza ile birlikte Tanrı aslında sadece bu sefer ad olarak bir varlık kazanıyor. Yani var olanın kendisi olarak temellendiriliyor. Bu da özgür düşüncenin önündeki önemli bir hani meydan okumayı ortadan kaldırıyor. Bu anlamda da modern çağa hazırlaması nedeniyle ona bir şükran, minnet duymamız, onun yarattığı iklimi sempatik bulmamız anlaşılabilir bir şey. Duygularla ilgili yaptığı analiz tabii ki çok değerli. Ancak Descartes konuşurken çok fazla bahsedemedik. Descartes'in duygularla ilgili Prenses Elizabeth'e yazdığı Ruhun Tutkuları, Passions of the Soul isminde bir eseri var. Aslında oradaki fikirlerle tartıştığı bir yön. Fakat Spinoza'nın sevimliliği bir kurtuluş reçetesi, bir kabul reçetesi olarak önemli. Yani hem olan bitenin farkındalığı, hem sizin bir özne olarak, bir agency olarak, bir eyleyen olarak bu denklemdeki yerinizi kristalleştiriyor. Fakat şuna katılıyorum tabii, insan için işleyen yasaların kainat için işleyen yasalarla aynı olduğunu söylemek çok kolay değil. Yani biz işte deniz seviyesinde suyu ısıttığımızda 100 derecede kaynıyor. Bu kadar hani şaşmaz bir nedensellik belirlenim var. Oysa insanın hangi durumda nasıl tepki vereceğine dair olan denklem, belirlenimci bir denklemse bile son derece sofistike. Fakat Spinoza'nın cümleleriyle devam edersem, Spinoza bize hep şunu söylüyor. Özgür olduğumuzu zannetmemizin sebebi eylemimizin farkındayız. Daha yeni yapmışız onu. Eylemimize yol açan fikrin de farkındayız. Diyelim canım istiyor diye portakal yedim. Portakal yediğim zaten çok açık. Niye? Ya canım istedi işte. Hani ben seçtim. Spinoza der ki siz o eyleme sizi götüren sebebi bilirsiniz. Ama o sebebin sebebini ve o sebebin arkasındaki diğer sebepleri bilmediğiniz için kendinizi özgür zannedersiniz. Aslında bir sebepler silsilesi, ki bu bir determinist silsiledir, sizi bir şeyi yapmaya götürür ama siz o arkadaki sebepler ağını fark edemediğiniz için bunu özgür eyleminiz zannedersiniz. Böyle de bir hani bir farkındalık, bir oryantasyon verici ve insanı hayatta bir hem önünü açıcı hem sınırlarını ortaya koyucu bir tür yaşam koçluğu yapıyor galiba Spinoza. Ve bu aslında antik bir misyon. Yani felsefeyi doğru yaşama
kılavuzu olarak görmesi. Yani felsefeyi çok faydalı hale getiriyor. Daha utilitarian hale getiriyor. Spinoza'yı nasıl yaşamanız gerektiğini öğrenmek için okuyabilirsiniz. Bunlar da sanırım o lezzeti alan kişileri mutlu ediyor ve faydalanıyorlar ondan. Teşekkürler hocam. Buket, buyur. Selamlar arkadaşlar, merhaba hocam. Aslında bir miktar sorularla benim de sorumun cevabı geldi gibi. Şunu söylemek istiyordum. Şimdi benim anladığım kadarıyla Spinoza'da 3 tip bilgi var. Bunlardan biri duygusal bilgi, ki ilk aşama. Bir sonraki Spinoza'nın istediği bakış akılla bakma, ki burada bu da şeyi kapsıyor. İnsanın varlıkla olan bütün kainat, bunun içinde doğa diyoruz buna ya da töz diyoruz. Tözle olan derin bağlarını kurarak yabancılaşmasını ortadan kaldıracak olan bakış. Aslında sezgi, üçüncü tip bakışı da sezgisel. Hani sezgilere çok yer vermiyor diyoruz ama aslında en üst noktada, ben mi yanlış anladım bilmiyorum, öyle denildiğini zannettim. Sezgiler en üst noktada ama sezgilere geçmeden önce kavranması gereken bir şey var. O bütünsellik, ve o bütünselliğin içerisindeki nedensellik zinciri. Nedensel bakış kavrandıktan sonra ya da nedensellik zinciri ve o bütünsel bakış kavrandıktan sonra artık devreye sezgiler giriyor. Ve özgürlük orada başlıyor aslında. Bugün, dün yapılanın bugünü belirleyişini görüyorsunuz. Ve bugün yapacağınızın da yarın nelere sebep olacağını görüyorsunuz. Ve burada uyumlu bir konumlanma içerisinde olmanız gerekiyor. Ve sanırım beni en heyecanlandıran kısmı da burası Spinoza'nın. Yaşayan bir şey olması, az önce dediğiniz gibi. O yaşayan bir filozof. Heyecanlandım biraz. Teşekkür ederim. Bunları söylemek istedim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sezgisel kısmını biraz açmanızı istiyorum hocam. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel katkınız ve sorunuz için. Şimdi sezgisel kısım daha tecrübi bir damardan gelişiyor. Yani yaşadıklarınızın sizde oluşturduğu daha olgusal bir bilinç. Daha az teorik. Yani akılsal, rasyonel bakışın veri alabileceği ama onun tarafından, yani tecrübe tarafından ve tecrübeden doğan sezgi tarafından domine olmaması gerekiyor aklın. Aklın her zaman, yani rasyonel ilkenin her zaman ayıklayıcı, filtre edici ve yol gösterici olması gerekiyor. Dolayısıyla bir yeri var ama insanı yanıltacak bir yönü de var. Tecrübe ve ondan doğan sezgisel bilginin. Yani bu denklem aslında... Eğer Spinoza'nın hakkını çok yemiyorsam, Descartes'ta da isteklerden gelen vektörler, arzu dünyasından gelen basınç, akıl tarafından, kavrayış, understanding tarafından bir hizaya sokulur. Hani... Bak onu isteme, bunu isteme, gel şunu istesen en iyisi diye o arzular çağlayanına bir şey verilir, bir yön verilir. Spinoza'da da bu söz konusu. Yani aklın gösterdiği yönde yaşamak ve akıl da o determinist kainatı kavrayan bir akıl, onunla uygun fikirler üreten bir akıl. Dolayısıyla anlamak gideni ve gelmekte olanı diyor ya o farkındalık ve o farkındalığı yaratan akıl en önemlisi. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yüksel şeyden söz alabilir miyim yazmış. Ondan sonra Mine, Neslihan ve Süheyl'e söz vereceğiz sırayla. Buyursunlar. Merhaba. Şöyle determinizmi biz Spinoza'da açıklama yani herhangi bir yaşadığımız olayı açıklıyoruz. Öyle olmak zorunda olduğu için biz o olayı seçtik ve bunu akıl yoluyla açıkladık. Şimdi şu noktada seçme akıl onu seçtiği için mi, başka şansı olmadığı için mi, başka seçeneği olmadığı için mi bu şekilde bir açıklama yoluna gidiyor? Örneğin az önce Levent hocamın verdiği portakal örneğinde. Canım istedi portakal yedim. Peki ya canı elma istiyorsa bunu nasıl açıklıyor? Portakal yemesi gerektiği için mi portakalı seçti? Peki. Buna nasıl bir şey yapalım açıklama? Şimdi benim verdiğim örnekte aslında Spinoza şunu söylüyor. Diyelim elma olsun örneğimiz. Elma yemek istiyorsun. Ya elmayı buyur ye. Zaten sendeki o istek, o sana mutluluk ya da zevk ya da ne diyelim güzel şeyler hissettirecek o anki isteğini gerçekleştir. Ama şunu deme. Ben elma yemeyi istedim. Bu seçimim neredeyse random kadar özgür bir seçim deme. Senin o anda elma yemen senin isteğin gibi görünse de kan şekerin düşmüştür. Elmadaki yani şu an çok hani doktor gibi konuşuyorum. Vücudunun bir posaya ihtiyacı vardır. İşte belli bir vitamini alman gerekiyordur, şudur budur. Sen bunları bilmezsin de elma yemek istiyorum, ben seçtim dersin. Yani senin tercihini belirleyen arkada belki on binlerce sebep vardır. Ama bunun farkında olmadığın için bunu söyleyemezsin. Spinoza geriye doğru bu sebepler silsilesiyle uğraş ve çöz demiyor. Sadece şunu bil diyor. Yani bu özgür gibi görünen tercihler ve seçimlerin arkasında da senin analiz edemeyeceğin kadar derinde bir nedensellik silsilesi vardır. Dolayısıyla şunu yapma, ben özgürüm deyip gidip canın elma çekerken keçi boynuzu yeme özgür olduğunu göstermek için. O isteğini, o arzunu önemli bir kriter kabul et. Canın elma yemek istiyorsa elmaya da ihtiyacın vardır gibi değerlendir. Yani akışa direnmedeki vurgumun küçücük bir örneği olabilir bu. O anlamda nedenleri analiz etme yeteneğine sahip değiliz zaten. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Mine buyur. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Spinoza ile ilgili bir arkadaş söyledi anladığım kadarıyla. Mesela ben çok sonra Spinoza ile ilgilendim. Çünkü 17. yüzyılından itibaren gelişen Kıta Avrupası felsefesinin ana kolunun için üstünde değildi Spinoza. Çünkü neden? Mesela çünkü ihtiyaç duyuyoruz dönüp yani bir şey öğrenmemiz gerekiyor biraz daha ileri gitmek için. Ama mesela Kant gibi, Hegel gibi, Descartes, Kant, Hegel diye ilerlersek yani orada Fransız materyalizmi ve Alman idealizmi diye de düşünebiliriz. Ama yani genel akım ve tartışma yani bu aslında numenal alanla fenomenal alan arasındaki ilişki meselesinin
ana eksenini oluşturduğu tartışma, yani epistemolojik dolayısıyla da aslında ontolojik uzantısı olan tartışmanın dışında bir yerde kalıyor diye düşünüyorum. Spinoza özellikle sanki bizim çağımız için çok böyle bulunmaz bir nimete dönüşmüş gibi görünüyor. Neden? Çünkü bir çok insan merkezli düşünce biçimleri ve rasyonalitenin merkeze oturduğu, Spinoza'da da öyle ama çok baskın olarak bizim bütün felsefi geleneği bugüne kadar getirmişken, bu bizim antroposantrizmimiz başımıza belli ki zarar veriyor. Başka türlü düşünmeyi, başka türlü daha böyle var olanlar arasında hiyerarşiyi azaltan bir düşünce biçimlerine sanıyorum ihtiyaç vardı. Ve bu anlamda Spinoza sanki birdenbire yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Bir bunu söyleyeceğim, siz de aynı fikirde misiniz diye. Bir de şu özgür irade meselesinde sorunlu bir yan görüyorum ben. Ya da iyi anlayamadım, bilemiyorum. Çünkü aslında eğer bu kadar aslında 17. yüzyıldan itibaren ki Newton fiziğiyle birlikte iyice sanki böyle şey yapılmış, tescillenmiş olan bu determinist doğa, sebepler zinciri içinde insan da bunun bir parçası, bir modusken, insanın özgür iradesinden de söz edilemiyorken ve bunu etikada gayet güzel formüle ederken Spinoza, aslında bir ahlakın da olanağının ortadan kalkmış olmasına tanıklık etmemiz gerekir, böyle düşünüyorsanız. Yani eğer şu ağacın dalında sallanan ve bir türlü düşmeyen ama nihayet bir an gelip düşen yapraktan farklı değilsem, eğer aslında özgür irade ya da özgür seçim diye bir şey yok. Dolayısıyla ama öyle değil. Yani böyle olmasını böyle bekliyoruz, birden buraya geliyor ve hayır. Hayır, özgür irademiz, yani özgür irade bir yanılgı ama ahlak mümkün. Bu enteresan bir şey. Sanki özgür iradenin çıkartıldığı, yani hani Kant'ta falan da vardır ya, özgür irade, yani özgürlük problemi bir ahlakın imkanını kurar. O antigonizmalardan onu kurtarır Kant, yani onu açar. Diğerleri kalırlar öyle bilinemez olarak. Ama özgürlük öyle değildir. Şimdi buradaysa özgürlük meselesi aslında kalıyor ama bir ahlak mümkün. Yani bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu üçüncü şey oluyor. Biraz uzun oldu ama Levent Hocam kusura bakmayın. Bir de şu günlerde, yani 2010'lardan itibaren neuroscience'daki gelişmeler Spinoza'yı daha da böyle iyice yani şey yapmış gibi görünüyor. Çünkü gerçekten galiba özgür irade diye bir şey yok. Yani en azından bunu kanıtlamadılarsa da gidişat öyle gösteriyor. Özgür irademiz yokken bir ahlak mümkün mü? Yani Spinoza'daki nasıl mümkün? Soruyu böyle toparlayayım. Spinoza'daki nasıl mümkün? Bizim için nasıl mümkün olacak? Biz bunu nasıl anlayacağız? Peki. Şimdi takdir edersiniz en problemli yerle ilgili sorular ama benim kendime verdiğim cevabı sizinle paylaşacağım. Spinoza'ya ne kadar sadık kaldığımı da bilemeyeceğim. Şimdi Spinoza belki de hani çubuğu bükmek diye bir tabir var ya, siyasette olan bir tabir. Yani biraz bir tatlı bir zorlama. İnsanı doğanın herhangi bir parçası olarak ele alıyor Spinoza. Ancak insan kendi doğasına aykırı davranabilecek bir aparata sahip. Kendi doğasına yabancılaşacak. Şimdi modern kavramlar kullanıyorum. Spinoza'nın ötesindeki kavramları kullanıyorum mecburen. İnsan doğasını inkar edebilecek de bir varlık. Spinoza'da buna dair bir vurgu yok. Doğanın bir parçası diyor. Ama insan doğanın belki aynı zamanda bir arızası da, kendini doğa
doğal süreçlerin dışında bir eyleyen olarak, bir agency olarak ortaya koyma niyeti var. Spinoza'nın ona özgürlük olarak tanımladığı şey, sen o aklını fantastik bir krallık kurmak için kullanma, gidişata bak, gidişatı oku ve bir aslında bir sinekten, bir örümcekten, bir tavşandan farkın olmadığını bil ve aklını yoldan ayrılmak için, doğanın sana çizdiği, seni getirdiği yoldan ayrılmak için değil, ayrı baş çekmek için değil, orada kalmak için kullan. Bu sonuçta ölümlüsün. Sonuçta belli bir süre var olacaksın. Sonuçta her şeyi kavrayamayacaksın. Ama sendeki o temel duyguları doğru yorumla, acı ve hazzı doğru yorumla, tıpkı bir diyelim ki güne bakan nasıl hani güneşi görüyor, kafasını o tarafa çeviriyor, işte hava soğuk olduğunda belki yapraklarını kapatıyor, bilmiyorum. Yani doğrudan kendisini rahatlatacak, mutlu edecek şeylere yöneliyor, kendisine zarar verecek şeylerden kaçınıyor. Sen de öyle ol diyor. Özgürlüğü burada tanımlıyor. Çünkü diğer bütün varlıklardan farklı olarak insan ayrı baş çekebilecek, ayrı bir yolu hayal edip kurgulayabilecek bir varlık. Ama bu vurgu Spinoza'da yok. Ve ona bu sahte yolları tercih etme, bunları tercih etmeme özgürlüğün var. Doğanın bir parçası olarak kalmaya devam et diyor. Yani vurgu burada. Dolayısıyla özgürlük alanı yoldan çıkmamayı tercih et. Şimdi tercih et derken bir özgürlük alanını vurgulamış oluyorum. Yolda kal. Yani bir kaplan seni parçalayıp yiyorsa yiyordur. Bu sonuçta kaplan için iyi, senin için kötü olabilir. Ancak büyük denklem böyle çalışıyor diye bir yaklaşım diyebilirim. Şimdi bu bana göre benim özgür irade anlayışıma göre çok sert, fazla determinist. Yani insanın ayrı bir yol çizebilme ihtimali olduğunu ve doğanın bir ürünü ise bile onunla doğayı başka bir yere de götürebileceğini düşünüyorum. Benimki daha farklı ama bu düşünce bile, Spinoza'ya çok aykırı görünen bu düşünce bile gene Spinoza'dan köken alıyor. Şimdi Spinoza olmadan Hegel olmaz. O büyük sistematik olmaz. Hegel olmadan Kant olmaz. Yani bu felsefeyi bir diyalog süreci, bir düşünsel alışveriş olarak ele aldığımızda Spinoza atlanamayacak bir basamak. Marx da olmaz dolayısıyla. Hani bu tarihin akışını kavrama, zorunluluğu anlama çabası bizi bugünün özgürleştirici fikirlerine de taşıyan bir ara uğrak. Bu anlamda aslında yolumuz hep Spinoza'dan geçiyor. Spinoza referansı geçiyor. Yani Hegel'de, Hegel'in o her şeyi birbiriyle ilişkilendiren sistematiği de bir Spinozacı iskelet üzerinde ayakta kalıyor. Bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Neslihan buyur. Sevgili Levent, her zamanki gibi güzel bir sunum var. Arkadaşların da katkılarıyla aynı zamanda. Ben
bir pasaj okumak istiyorum ve bu pasajı birlikte yorumlamak istiyorum eğer mümkünse. Şöyle diyor Etika'da Spinoza, hal böyle olsa bir şeyden nefret etmeye ya da kederlenmeye çalışmaz. Ya da şöyle söylersek, hiç kimse yarası iyileşecek umuduyla yaralanmak, sağlığına kavuşmak için hastalanmak istemez. Çünkü her insan mevcudiyetini korumaya ve her zaman mümkün mertebe kederden uzak durmaya çabalar. Ben bunu katı kuralları olan Hristiyan ahlakı için söylenmiş olabileceğini düşündüm. Ya da hani küçük özgür iradesi çerçevesinde kendi çizdiği bir ahlak çerçevesi olabileceğini düşündüm. Ne dersiniz buna acaba? Şimdi sana mutluluk, sana enerji veren, sana sıhhat veren şeyleri tercih et. Zarar verenlerden, sana keder, karamsarlık verenlerden uzak dur anlayışı aslında doğadaki bütün canlıların hareket motivasyonu bu. Hani bu bir sinek içinde, bir bitki içinde, bir ağaç içinde geçerli. İnsanın buna yabancılaşma, bunu dikkate almama riskini gördüğü için Spinoza buna vurguyu yapıyor. Epikürcülerde de öyledir. Yani siz kendinizi dinlerseniz neyin iyi neyin kötü olduğunu anlarsınız der. Yani çok içki içmek kötüdür. Uykusuzluk. Yani çok ulvi bir şey için çok uykusuz kaldığınızda aslında bir yandan da kötü bir şey yapıyorsunuzdur. Sürekli o sizin kendi bedeninizden gelen mesajlarınızı doğru okuyabilmeniz gerekir. Bu epikürcü has ve acı ikileminin bir kılavuz olması Spinoza'da da biraz belki farklı biçimde de olsa söz konusu. Bu doğru mu? Çok doğru yanları var gerçekten. Örneğin, şimdi tıpta şöyle bir şey var, çok ilginç. Bir insan kendini iyi hissediyorsa, nasılsın dediğinizde ya ben iyiyim diyorsa, testleri, araştırmalar o insanla ilgili yapıldığında iyi çıkma ihtimali de çok çok yüksek zaten. Hani sizin kendinizle ilgili o barışık ve hani kaygılar, kuşkular ve saplantılardan uzak fikriniz oldukça şeyle de uyumlu. Gerçek durumla da, realiteyle de uyumlu. Bunu anlıyorum ben okuduğunuz bölümden. Teşekkürler hocam. Süheyl buyur. Yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Başka soru da yok sanırım. Sonra da toparlarsak iyi olur. Buyurun. Ses kapalı. Doktor Süheyl Ökten, sizleri tanıma aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Burada Spinoza bugün yaşasaydı, herhalde değişmeyen bir dünya gerçeği hepimize işitlemiş olacaktı. Cehaletin tarih boyunca destek bulduğu bir evrensel düzeyde, asıl desteğe ihtiyacın olduğu konumun çağdaş yaşam olduğu gerçeği bir kez daha tekrarlanacaktı. Ve kadınlarla ilgili sınırlı bir parantez açıldı. Görüşünü de şu şekilde bence güncelleştirmekte yarar var. Belki Spinoza tüm tarih boyunca peygamberlerin erkek olduğu bir evrensel insan doğa geçmişinde kadınları tanrıçayı yerine koyan bir kimlik de taşıyor olabilir diye düşünüyorum.
burada belki tarih boyunca Tanrı'yı yaşatma fikrinin de doğası gereği binlerce senedir bulunamamasının nedeni de mesleğimden ifade etmek istersem tıpkı doktorlar gibi yaşatabildiğiniz sürece yaşayabildiğiniz bir konumla ilgili olmasına bağlı. Bu bağlamda üstadım geçmişin küllerinin varlığında bütün mesele kendi sırasını bekleyebilme istenci, aydınlanma kavramı. Bu bağlamda aydınlanmanın ve bilimin egemenliğinde bir toplumun yetiştirilebilmesi ancak ve ancak kanaatimce akılcı ve bilimsel bir sürecin tüm insanlığı eşitlemesiyle mümkün. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben de çok çok teşekkür ederim katkılarınız için. Evet. Neslihan Hanım sözümü tamamlamamıştım demiş. Buyursun. Yani Levent'ciğim şöyle diyoruz. Durduğumuz noktada geçmişten gelen tecrübelerimiz ve geleceğe ait umutlarımızla ve akılcı bir çizgide yaşamanın bizi pekala iyi kılacağı görüşü hakim Spinoza'da diyorum. Doğru mudur? Umut kısmına bir soru işareti koyarak kurgusal olabilir. Yani yani gerçekçi beklentilere bir itiraz yok ama hani bu büyük makineden, bu kainatın o ultra sofistike sisteminden neyi bekleyip neyi beklemeyeceğimiz, neyi umup neyi ummayacağımızı bilmek de son derece hassas olmamız gerektiğini düşünecektir Spinoza. Dolayısıyla şeyi okumak, akışı okumak, farkında olmak, nelerin mümkün, nelerin mümkün değil olduğunu, nelerin yaşamı ilerletici, nelerin geriletici olduğunu okumak ve bununla uyumlu bir yaşam sürmek. Yani şöyle diyebilir miyiz? Çok umutlanmamak, çok da korkmamak. Böyle özellikle. Böyle, böyle kesinlikle söyleyebiliriz. Tamam. Bu Spinoza'nın da çok hoşuna giderdi. Teşekkürler. O zaman ben toparlarsam, düşünsel ve maddesel olan iki ayrı ve birbiriyle paralel bir akış içerisinde olan, aralarında bir belirlenim ilişkisi olmayan, yani maddi olan esastır o düşünsel olanı belirliyor ya da düşünsel olan esastır o maddi olanı belirliyor gibi bir ilişkinin kurulamadığı, bu iki tözün birbirine indirgenemediği, bunların esas o sofistike varlığın farklı yönleri olduğu bir tekçi kainat, tekçi varlık anlayışı var. Ve Spinoza'nın bize gösterdiği, önerdiği büyük resmin farkında olarak o büyük resmin bize onun navigasyonuyla yaşamak. Çünkü o yaşam ancak bizi esenlik, mutlu, verimli, enerjik ve hakkı verilmiş, temellendirilmiş bir hayata götürecektir. Dolayısıyla bu son iki kavram, işte kul sıkışınca Spinoza yardıma ulaşıyor gibi, büyük resim şeyi, metaforu ve büyük resmin imkan dahilinde sunduğu yollarda bu irademizi, var olan irademizi o navigasyona sadık kalarak yürütmek şeklinde özetleyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum herkese katkıları için ve katılımları için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.